Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Önemli bir ay. Tutulmalar var. Mayıs'ta ay tutulması yaşadık ve bu ay güneş tutulması meydana gelecek. ilk e, kuşkusuz bu tutulmalar önümüzdeki 6 ayı da şekillendirecek. Evet e, güneş e, Haziran'ın 20'sine kadar ikizler burcunda olacak. Merkür ikizler burcunda geriliyor. 22 Haziran'a kadar da devam edecek. Şimdi e, Retro bir Merkür ayın genelinde tabii ki günlük hayatımızda biraz karışıklık yaratabilir. E, isterseniz ikizlerde de çok hızlı, hızlı olduğu kadar biraz e, hızlı bir şekilde de çalışabilir. Bir yandan bilgi trafiği, haber akışı çok fazla, e, iletişim çok yoğunlaşıyor. Ama bir yandan da karışıklıklar var. Zaman zaman e, duyduğumuz haberler ya da yakın çevremizde olup bitenler Belki ailevi konular konuşulan tartışılan mevzular biraz sizi duygusal olarak zorlayabilir, huzursuz edebilir. Bu ay genelinde huzurunuzu korumaya çalışın. Her şeye inanmayın. kafanıza da fazla bir şey takmamanız gerekiyor. Evet tutulmalar var, tutulma var. Tutulma da çok etkili tabii ki. Tutulma öncesinde Venüs yengeçe geçecek. Bu iyi bir gelişme sizin adınıza. Venüs yengeçte iyice çalışır ve size güzel bir açıda olacak. En azından hani huzursuzluklar olsa da biraz yumuşatıcı ve romantik tesirler var yani evde huzurunuz kaçabilir ama sizi destekleyen bir arkadaşınız bir sevgiliniz olabilir ee, ebeveynlerle ilgili yorucu gelişmeler olabilir ama çocuklarınızla ilgili keyifli gelişmeler olabilir gibi yani yardımcı unsurlarda söz konusu 27 Haziran'a kadar da Venüsün yengeç burcundaki tesirinden olumlu enerjiler alabilirsiniz. Evet, 10 Haziranda 19 derece ikizler burcunda yeni aile beraber halkalı güneş tutulması oluşacak. Kuzey düğüm yönünde bir tutulma, Merkür yönetiminde güneş tutulmaları daha yenilikler, yeni başlangıçları destekler ama Merkürün üret olması biraz tabi düşündürüyor. Burada sizin için de önemli bir tutulma, sizin gibi değişken bir burç o yüzden lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 19 derece ve yakınlarında bulunuyorsa daha kadersel ve biraz belki zorlayıcı bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Jüpiter balık burcunda kısa bir sürede olsa şu an Jüpiter desteği sizinle ama bu Jüpiter de bazen bazı şeyleri çok büyütebiliyor ya da e, inandığımız, bildiğimiz şeylere körü körüne inanmamıza neden olabiliyor. O yüzden e, daha belki objektif yaklaşmamız gerekiyor olup bitenlere. Şimdi ailevi konular çok gündemde olabilir. Ailede bir mevzu var, konuşuluyor, tartışılıyor, çözüm bekliyor. Bu bir taşınma konusu olabilir, bir yer değişimi olabilir. Ya da ailenin, ebeveynlerin bazı konuları sağlık sorunları olabilir işleriyle işle ilgili bir konu olabilir hani böyle bir mevzunuz var bu geçmişten devam eden bir konuda olabilir çünkü merkür retrosu geçmişe de bizi çekebiliyor eski bir şey de olabilir mevzu da olabilir tekrar ilgilenmeniz gereken ee, ve yıl sonuna kadar da aslında sanki bu gündem oluşturacak gibi yani haziran ayında da çok hızlı bir şekilde bu tutulma tesirlerini gösterebilir eylül sonunda veya aralık başında da tekrardan bir gündeminiz oluşabilir Özellikle ev, yuva, aile, yerleşim gibi alanlarda sevgili balıklar. Evet e, ayın 11'inde Mars Aslan'a geçiyor. Mars Aslan'da çok özgüvenli, çok gururludur ama biraz e, streslidir. Genel sağlığınıza dikkat etmekte fayda var. Üstelik ay ortasında Satürn Uranüs karesi de netleşecek. Uranüs Boğa'da, Satürn Kova'da. E, bu durum genel sağlık alanlarınızda baskılar yaratabilir ki aslında 2021'in en önemli açılarından birisi Satürn-Uranüs karesi. Ee, bazen düşüncelerinizle ilgili, zihninizle ilgili çok baskılar oluyor. Yani biraz mental anlamda çok zorlanıyor olabilirsiniz. Ee, ya da bazı planlarınızı, işlerinizi uygulamaya koyamıyorsunuz. Engellerle karşılaşıyorsunuz. Yani bu üzerinizde bir baskı yaratabilir ya da yakın çevrenizde olup bitenlerle ilgili bir konu olabilir. Bazen kardeştir, bazen bir iş arkadaşıdır, bir akrabadır. mesuliyetler, zorlamalar ve zorunlu değişimlerle ilgili stresler var. aslında kolektif bir açı tabii ki Satürn Uranüs karesi. Yani dünya üzerinde de otoriteyle ilgili, otoritenin baskısı ya da işte bireysel hareketler, özgürlük istekleriyle ilgili çatışmalar yaratıyor. Ekonomik anlamda baskılar, bunlar tabii ki önemli stresler yaratıyor. Şimdi bunların art, yani üzerimizdeki tesirleri olabilir az veya çok. Evet, 22 Haziran'da Merkür ilerleyecek. Bu tabii biraz daha artık rahatlamamızı, en azından evdeki iletişimi daha rahat kurmamızı konuştuklarımızın anlaşılmasını sağlayabilir. Bir şekilde duyduğumuz bilgiler daha doğru olabilir. Hani Merkür bir rahatlık sağlayacak, ilerleme sağlayacak. Aile ilişkileriniz ama ay boyunca güçlü. Yani evde bir kalabalık var sürekli böyle. Hatta genç insanlar, kuzenler, yeğenler, kardeşler sanki evin içerisinde daha fazla aileyle ilgili konulara yoğunlaşıyor. Onlarla daha fazla haşır neşe oluyor olabilirsiniz. 24 Haziran'da 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay güzel bir Dolunay. Yani ayın son günlerini ve hatta Temmuz'un ilk haftasını etkileyebilecek bir Dolunay. Üstelik bu Dolunay sırasında Venüs Yengeç'te, Burcunuzdaki Jüpiter'de de güzel bir üçgeni var. İyicil bir Dolunay olduğunu söyleyebilirim. Romantik etkiler veriyor. Aşk hayatınızda tesirler iyi, olumlu. E, sosyal hayatınızda keyifli, çocuklarla ilgili keyifler var. E, belki işte sevdiğiniz insanlarla e, keyifli bazı faaliyetler içerisinde olacaksınız. Tatil de olabilir bu veya hani bir iş arkadaşınız ya da bir ekip çalışması içerisinde bir proje için başlangıç olacak. Ya da daha önceden çalıştığınızda iş tamamlanacak. Hani bunun maddi manevi getirileri, ödülleri de olabilir. E, i̇stikrar getirecek ama sizi keyiflendirecek. Sanki böyle e, kalabalıklar içerisinde dikkat çekebileceğiniz, biraz alkışlanabileceğiniz, bir yeteneğiniz ya da bir başarınızla e, övünebileceğiniz sizi bir hedefe ulaştıracak. Hatta bazı hayallerinize ulaştıracak bir dolunay tesiri bu. İyi değerlendirin. E, kişisel haritalarınızda kontrol edin lütfen. Dolunay 3 derece Oğlak burcunda. Demek ki 3 derece ve yakınlarında gezegenlerimiz bulunuyorsa tesirler artacak. Özellikle toprak yani toprak grubu burçlar, su grubu burçlar ve öncü burçlar e, öne çıkıyorsa burada e, dolunayın tesirleri kişisel hayatımızda kendini gösterebilir. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.